arkadaşlar. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve kongremizin coşkusuyla selamlıyorum. Burada bulunan ailelerimize, her birisine, sizlere teker teker hoş geldiniz diyorum. Bugün kongremizden sonra gerçekleştirdiğimiz ilk grup toplantısı. Bugün de kongrede verdiğimiz mesaj, Türkiye halklarının geleceğini işaret ettiğimiz, Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak yeniden kuruluşunu ilan ettiğimiz sözlerimiz, sesimiz, ruhumuz yine bu salonda kendi varlığını ortaya koydu. Yine mesajını ve buradaki birleşik duruşumuzu, tablomuzu net ve güçlü bir şekilde yansıtmaya devam ediyor. Elbette ki önemli ve zorlu bir sürecin eşiğindeyiz. Ama şunun da farkındayız. Kongreden sonra Halkların Demokratik Partisi'ni dönemin ve Türkiye'nin yeni ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırma görüş açısıyla ortaya koyduğumuz irade, kolektif emeğimiz, çoğulculuğumuz, zenginliğimiz, dayanışmamız, yoldaşlığımız, yani egemen siyasette olmayan o güzel ve değerli özelliklerimiz önümüzdeki bütün zorlu engelleri aşacak gücü ve dirayeti de bize verecektir. Halkların Demokratik Partisi ilk merhaba dediği günden bu yana şaşırtmaya devam ediyor. İlk ortaya çıktığımızda da büyük bir şaşkınlık dalgasıyla karşı karşıya kalmıştık. Olur mu? Acaba? Mümkün değil, imkansız. Bu sözler Halkların Demokratik Partisi'nin öncelini oluşturan o kongre oluşum sürecinde Halkların Demokratik Kongresi fikri ve projesi karşısında karşımıza çıkan olumsuz sözler ve yaklaşımlardı. Umudumuzu kırmadık çünkü umudumuzu kıran engellerden çok daha güçlüydü umudumuz. İnanmaya devam ettik çünkü inancımızı kırmaya çalışan negatif faktörlerden çok daha güçlü ve kapsamlıydı inancımız. Umut ettiğimiz ve inandığımız için şimdi ne kadar haklı olduğumuzu, şimdi ne kadar doğru bir yerde durduğumuzu görüyoruz. Bugün Türkiye'nin artık iki seçeneği var. Ya düzenin kirlenmiş, kokuşmuş, bütün vidaları fırlamış bu siyaset tarzını kabullenecek ve geleceğini ona emanet edecek ya da Halkların Demokratik Partisi'nin ve onun siyasi zihniyetinin açtığı aydınlık ve ışıklı yoldan girecek, yürümeye devam edecek. Bu ikinci seçeneği oluşturduğumuz ve geliştirmeye çalıştığımız için onurluyuz elbette. Ama aynı zamanda güçlü durmamız gerektiğini, çok emek vermemiz gerektiğini, zorluklara karşı birlikte yürümemiz gerektiğini de biliyoruz. Bu zamana kadar böyle yaptık. Halkların Demokratik Partisi'ni bu sürece getiren, o kolektif emek sürecinin içerisinde yer alan bütün dostlarımı, yoldaşlarımı, yoldaşlarımızı sevgiyle, saygıyla, minnetle selamlıyorum. Başta eş genel başkanımız ve bana göre HDP'nin daima eş genel başkanı olarak kalmaya devam edecek Sebahat yoldaşımı, Sebahat başkanımı saygıyla selamlıyorum. Ertuğrul başkanıma saygılarımı, selamlarımı iletiyorum buradan. Bu zamana kadar gerek vekiller halkın vekaletini sürdürmek düzeyinde, gerekse de yönetim ve katılım aşamalarında Halkların Demokratik Partisi projesine can veren, ruh veren bütün arkadaşlarımı, yoldaşlarımı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir selamda bu projeye herkesten daha fazla inanan ve bize güç veren halk, değerli halk lideri Sayın Abdullah Öcalan'a. Halkına, halklarına ve bu halkların devrimci, sosyalist, demokrat, aydın insanlarına güvenmeyi, inanmayı ve bu inancın gücünü göstermiştir bence hepimize, bizlere. Bu inancı ve bu gücü diliyorum ki Türkiye siyasetinin karanlık tarafında yer alanlar da görecekler, görmek zorunda kalacaklar. Aynı zamanda özgür tutsaklarımıza buradan selam göndermek istiyorum.
mücadelenin her bir aşamasında, her bir bölümünde, her bir zemininde elbette yürüdük, var olduk ve dik durduk. Ama bugün esaret koşulları altında tutulan ama ruhunun, yüreğinin, bilincinin özgürlüğünü hiçbir zaman teslim etmeyen yoldaşlarımıza, tutsak yoldaşlarımıza da saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Halkların Demokratik Partisi... Alanlardan, sokaklardan, meclisten, meydanlardan, evlerden, hapishanelere kadar her yerde özgürlüğün sesi ve soluğu olmaya devam edecek. Geleceğin çağrıcısı, geleceğin bugünkü adı ve tarifi olmaya çaba gösterecek. Burada aynı zamanda son selamımda Halkların Demokratik Partisi'ne ruh veren, ona anlam veren direnenlere, bugünün direnenlere, her yerde direnenlere, Şişecam işçilerine, Şavşat'ta yaşamı ve doğası için direnenlere, Lice'de, Meskan'da militarizme karşı barış için ve yaşam alanları için direnenlere selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Hepimizin yolu açık olsun. Birleşik ve el ele vererek yürüdüğümüz, ilerlediğimiz bu yolda bugünü kuracağımız ve yarını halklarımızın olacak, yarını kazanacağımıza inancım tamdır. Teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı.